Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Adobe tarafından geliştirilen ücretsiz bir kamera uygulaması olan Photoshop kameraya göz atıyoruz arkadaşlar. Bir uygulama bu. Geçen sene tanıtılmıştı ama henüz kullanıma sunulmamıştı. Biz de kullanıma sunulur sunulmaz bir deneyelim. Bakalım ne gibi özellikleri var. Sizler için bir inceleyelim dedik. Uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü olduğunu belirtelim. iOS'ta yani iPhone telefon modellerinde çok daha fazla seçenekli kullanabiliyorsunuz ama Android'de belli şeyler istiyor arkadaşlar. O yüzden linkini açıklama kısmında bırakacağım size ama eğer o linke tıklayıp da yükleyemezseniz bize kızmayın. Çünkü Adobe'un belli istediği özellikler vardı. O telefonda kullanılabilmesi için bu uygulamanın onları karşılamıyorsa telefonunuz kullanamayacağınızı belirtelim. Biz şimdi ne yaptık? Huawei P40 Pro'muz var biliyorsunuz. O telefona APK Peer üzerinden yüklemesini yaptık. Ve bakalım Photoshop kamera bizlere neler sunuyor. Uygulamayı açtığımızda aslında standart bir böyle kamera uygulaması gibi bir uygulama karşımıza çıkıyor. Aslında arayüzün vesairenin kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Çok da böyle kompleks bir arayüzü yok. Alt kısımda bu şu an kullanmakta olduğunuz efektleri görüyorsunuz ki bunlara Photoshop kamera lens adını vermiş. O lensleri kendiniz de indirebiliyorsunuz. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Eğer öyle bir kabiliyetiniz varsa ve Adobe kayıtlı olmanız gerekiyor tabii bunun için ama bu arada uygulamayı açmak için ya bir Adobe ID'nizin olması lazım ya da Facebook ya da Google gibi sosyal medyadan bağlanmanız gerekiyor. Bir yani üyelik sistemi olması gerekiyor. Ücretli değil. Evet, ücretli değil bunu söyleyeyim. Ama böyle bir açılış için böyle bir şeye ihtiyacınız var. Şimdi kamerayı açtığımızda normal bir kamera uygulaması gibi görüyor aslında. Ama alt kısımda böyle bir sürü lensler var görüyorsunuz şu anda. Yani efektler daha doğrusu. Mesela ben bunların bir kısmına bir bakayım. Mesela kozmos efekti var. Böyle işte kafanızda bir şeyler geçiyor. Ve bu arada bir efekti açtığınız zaman yani lensi açtığınız zaman farklı farklı genelde 3 oluyor. Bazen 4 oluyor. Bazen de 5 tane farklı efekti olabiliyor arkadaşlar bu lenslerin. Mesela kozmosda bakıyorum. Şu anda böyle yukarıdan böyle büyük bir gökyüzü var. Bir gezegen görülüyor. Bir daha bir çevireyim. Yine bir gezegeni uzaktan görebiliyoruz. İşte burada da böyle bir deniz yıldızı şeklinde bir gezegen var. Böyle farklı farklı. Burada 5 tane var mesela. Fantasy Sky diyoruz. Tabii burada bir gökyüzü olması gerekiyor ama gökyüzü olmadan da gösterebiliyor. Böyle farklı farklı. Bunda 3 tane var mesela görüyorsunuz. Tabii bu fotoğraf çekiyor ama birazdan onu göstereceğim. Video haline de getirebiliyorsunuz çektiğiniz bu fotoğrafları arkadaşlar. Daha sonra işte böyle Fantasy Sky dediğimiz başka bir şey daha var. İşte ekranda görüyorsunuz. Burada 3 tane var. Comic Sky'da da o da böyle onda kaç tane var bakın 5 tane var. Şu anda görüyorsunuz. Bir çizgi arıyor. Çizgiyi bulduktan sonra o çizginin üstünü o efektteki o lensteki ne varsa onunla dolduruyor arkadaşlar. Şöyle yapalım bir fotoğraf çekelim. Çektim mesela ben kendimi çektim. Bu arada isterseniz arka kamerada kullanabiliyorsunuz. İlla ön kamera olmak zorunda değil. Ben şimdi ön ve arka kamera çektiğim örneklerde videonun çeşitli yerlerinde sizlerin karşısına çıkaracağım. O yüzden oradan da görebilirsiniz. Başka ne var? Super Size var. Bu Super Size için farklı farklı seçenekler de yine var. 5 tane var. Böyle bakın arılar görüyoruz şu anda. Elmamız var.
İşte dondurmalar var, başka tavuk ve yumurtalar var, sürpriz şeklinde. Portre modu var. Portre modu da böyle gayet güzel portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ya bu biraz aslında hani bu fenomenler falan fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Böyle bakıyorsunuz, aa, muhteşem bir manzara, işte kendileri çok güzel, çok harika çıkmış falan. Biliyorsunuz onların çoğu işte Photoshop'la yapılıyor ve uzun uğraşlar gerektiriyor birçoğunu yapabilmek için veya o mükemmel görüntüye kavuşabilmek için. Burada siz bu uygulama üzerinde şipşak hallediveriyorsunuz. Bu anlamda güzel olmuş. Bence böyle hani fenomen gibi fotoğraf çekmek istiyorsunuz Instagram'da, işte Twitter'da, şurada burada kullanabileceğiniz güzel bir uygulama olmuş Photoshop kamera. İşte mesela portre modunda 5 farklı çekim modu da bulunuyor arkadaşlar. Bu arada mesela burada bir sürü modlar var. İşte pop art var. Billie Eilish var, biliyorsunuz. Billie Eilish'in de zaten aslında bu uygulama ile beraber ünlü olmuştu. Yani Billie Eilish'in bu efektleri ünlü olmuştu daha doğrusu. Billie Eilish zaten ünlüydü de bu efektler çok kullanılmıştı ilk duyurulduğu zaman program. Burada da kullanabiliyorsunuz. İşte Artful diye bir şey var. Burada farklı farklı sanatsal dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Kendi fotoğraflarınızı veya şey. Mesela Food var. Yemek fotoğrafları için kullanabiliyorsunuz bunu. Vesaire vesaire. Şimdi burada sol üst köşede bir üç tane simgemiz var. Bir tane dünya var. Burada diğer lensleri görüyorsunuz ve bunları telefonunuzdaki uygulamaya indirebiliyorsunuz. Mesela işte ne var burada? Billie Eilish var söylediğim gibi az önce. Neon Pulse var. Onu da söyleyeyim. Dappled var. Bir sürü var. Yani böyle onlarca farklı şey var. Onları buradan indirip telefonunuzun efekt özelliklerini, yani uygulamanın efekt özelliklerini ve kamera özelliklerini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Öte yandan şöyle bir şey de var. Bu menüde bu orta kısma tıkladığınızda 9, 16 ya da 3'e 4 oranında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Flash'ınız varsa onu açıp kapatabiliyorsunuz ve diğer ayarlara da bu çark simgesinden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine sağ tarafa tık sağ tarafta bir böyle bir dairesel bir işaret var. Ön kamera, arka kameraya geçiş sağlıyorsunuz. Bu arada çektiğiniz fotoğraflarla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane fotoğraf çektim değil mi az önce ben? Burada eğer bu fotoğrafa bakma menüsüne geldiğinizde, yani o fotoğrafları görebildiğiniz menüye geldiğinizde uygulama içinden burada bazı şeyler görüyorsunuz. Mesela işte bir play tuşu var. Buna bastığınızda arkanızda bakın görüyorsunuz şu anda ekranda bir hareketli bir animasyon oynuyor. Bunu kaydet derseniz sağ tarafa tıkladığımız sağ alt köşedeki simgeye bunu kaydediyor ve bunu video olarak kaydediyor arkadaşlar. Yani aslında yazılım size fotoğraf çekiyor ama bunları videolu hale de getirebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de mevcut. Bunun dışında mesela herhangi bir işte tekrar gelelim. Bu arada bu video özelliği her efekt için geçerli değil. O efektin o özelliği varsa ancak onu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Mesela bu efektlerde şu andakinde bir video özelliği yok. O yüzden yapamıyorsunuz. Veya bazı ayarları değiştirmek istiyorsunuz. İşte shadow, highlight, clarity, vibrance, exposure yani pozlama, kontrast vesaire gibi ayarları da yine bu izleme menüsünde sağ üst köşedeki bu küçük bir amblemimiz var. Onunla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Yani buradan çektiğiniz fotoğrafları başka uygulamalara yollamak ya da başka şekilde kullanmak gibi ihtiyaçları yine bu menüden görüyorsunuz. Öte yandan şunu da söyleyeyim. Kendi uygulamanızı da, kendi lensinizi de aslında buraya yollamanız mümkün. Create a Lens diye bir seçenek var. Lens Library'e girdiğinizde, yani lens kütüphanesine girdiğinizde. Burada şunu söylüyor. Do you want to be a featured lens creator? Diyor. Eğer hani bir lens üreticisi olmak istiyor musunuz gibisinden. Tıkladığınız zaman size dolduracağınız bir form geliyor. Eğer bu konuda kendinize güveniyorsanız işte adınız, soyadınız, işte Photoshop'u ne aşamada kullanıyorsunuz, hangi efektler biliyorsunuz falan filan gibi böyle bayağı uzun bir form var. O formu doldurursanız eğer Adobe da kabul ederse sizi de bir sizin de lensiniz bu listeye girebilir belki, eğer bunu tabii Adobe kabul ederse arkadaşlar. Bu birazcık size bağlı değil ama kabiliyetliyim ben, uçuyorum kaçıyorum, harika Photoshop tasarımları yapıyorum diyorsanız bir şansınızı deneyin derim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Photoshop kamera uygulamasının kullanımı çok zor değil. Siz de girip hani kendi zevkinize göre, kendi ihtiyaçlarınıza göre birçok farklı farklı efekti, lensi yükleyip istediğiniz fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Hatta benim çok beğendiğim bir şey var. Blue Skies diye bir lens serisi var arkadaşlar. Bu bulunduğunuz çektiğiniz karedeki gökyüzünü böyle işte bulutlu bir hale getiriyor. Belki hatırlayanlar vardır aramızda, bir dönem öyle bir fenomen vardı. Çektiği bütün fotoğraflarda aynı bulutlar vardı. Muhtemelen Photoshop'ta getirip koyuyorlardı o bulutları arkadaşlar. Çünkü biz de birkaç tane deneme yaptık. Şimdi onları ekranda göreceksiniz. Orada da gördüğünüz gibi her türlü bir bulut olmayan bir yerde bile bulutlu bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunları yapmak zor değil de Photoshop'ta birazcık bilginiz varsa yapıyorsunuz ama artık Photoshop bilgisine de gerek kalmıyor bu uygulama sayesinde.
Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Huawei P40 Pro'ya yüklediğimiz Photoshop kamera uygulamasının neler yapabildiğini anlattık. Tabii ki yapabilecekleriniz biraz hayal gücünüzde sınırlı. Siz de kendinizde karıştırarak, kurcalayarak birçok farklı farklı efekti bu uygulama üzerinde deneyebilir ve eğlenceli sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyadaki fotoğraf kalitenizin ciddi oranda artacağını söyleyebilirim. Photoshop kamera ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bizleri bu konuda desteklerseniz çok sevinirim. Eğer isterseniz bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.